burada ne yapıyorsunuz bakayım? Oynuyoruz. Sen neden bu kadar erken döndün babacığım? Önemli değil canım. Bir hanımefendinin davasını üstlenmiştim. O da bugün bana yol verdi. O yüzden çabuk döndüm. Hiç önemli değil baba. Biz sana yeni bir müşteri bulduk. Evet öyle. Ali avukatının sorumsuz biri olduğunu söylüyor. Onun davasını bence sen üstlenebilirsin. Beni tekrar işe alacak mısın? Bence hiç düşünme. Babam dünyanın en iyi avukatıdır. Ama sabırlı olmak ve bana güvenmek zorundasın. Aradan sonra kefaleti hallederim. Gidelim. Sizi eve bıraktıktan sonra dönmek zorundayım. Dinliyor musun? Bu sırf senin suçun. Alya'yı bu eve gelin getirmeseydin, bu yaşadıklarımızın hiçbiri olmazdı. Bunu sana 1000 kere söyledim Osman Bey. O Bhopalli kız bizim ailemiz için uygun değil dedim. Ama sen sözüme itibar etmedin. Ve şimdi küçük oğlumuz Zeyn, sırf Alya öyle istediği için seni bu hale sokan adamı kurtarmaya çalışıyor. Alya'ya olan aşkı Zeyn'in gözlerini kör etmiş. Hiçbir şey görmüyor. Ama hayır, buna izin veremem. Ben büyük bir kararın arifesindeyim Osman Bey. Çok büyük bir karar. Zübeyir, nasılsın oğlum? Hala, sen niye buradasın? Heyecandan otelde bekleyemedim Alya. Bu biraz zaman alacak. Ne oldu ki? Avukat hakimle konuşuyor şu an. Hayır Han Bey, olmaz. Bu davranışınız asla kabul edilemez. Bu sizin ilk davanız değil ki. Bu adliyede ne kadar çok davanın görüşülmeyi beklediğini biliyor musunuz? Buna rağmen geç aslında kaldınız. Aslında vaktinden önce burada olacaktım. Ama kızımın öğretmeni aradığı için okula uğramak zorunda kaldım. Ben gerçekten çok üzgünüm. Üzülmek yetmez Han Bey. İyi bir baba olmak uğruna kötü bir avukat olamazsınız. Ne biliyor musun? Gecikmiş adalet, adalet değildir. Ben de bu yüzden ısrar ediyorum efendim. Lütfen bu davayı ertelemeyin. Bakın Sayın Hakim, kefalet parasını bir araya getirmeleri hiç kolay olmadı. Ve hepsi sizin kararınızı bekliyor. Lütfen efendim. Tamam. Sana bir şans daha vereceğim. Ama bu vereceğim son şansım olacak. Anladın mı? Kefalet kabul edilmiştir. Tamam mı? Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Duruşma sona ermiştir. Kefalet yolun başı sadece. Daha çok savaş vermek zorundayız. Zübeyir'in masumiyetini ispatlamak kolay olmayacak. Bütün deliller aleyhinde çünkü. Ama siz müsterih olun. Yakında olumlu bir şeyler olacaktır. Allah razı olsun. Senden de Alya. Sen olmasan o parayı nereden bulurduk bilmiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Alo Fatih abi, Zeyn neden telefonunu açmıyor? Bilmiyorum Alya. Ben de birkaç kez aradım ama cevap vermedi. Sabah işe gitmek için çıkmıştı ama hala yok. Nefise'nin dediğine göre annemle biraz tartışmışlar. Oo, ben ne olduğunu anlamaya çalışırım. Hayırlı günler. Nereye gidersen git. Seni bulacağımı biliyorsun. Johnny, gone home.
पर हो तुम कहीं है दिल को मेरे यकीन। Belki bin kere aradım. Ama hiçbirine bakmadın Zeyn Abdullah. Demek oluyor ki Zeyn Abdullah bugün kötü gününde. Bunu çocukluğumuzda çok sık yapardık. Canımız sıkınsa o gün okulu kırar, bütün gün bir parkta oynardık. Bugün işe gitmek istemedin mi? İçindeki zehri akıtırsan bu seni rahatlatır canım. Olduğumu nasıl anladın? Neden? Sen beni hep buluyorsun. Ben seni neden bulmayayım? Kefalet tamam mı? Zubu serbest. Senin sayende. Fatih abi bu sabah annenle tartıştığınızı söyledi. Sorun nedir? Ne oldu? Söylesene. O benim annem. Belki de o haklı, bilmiyorum. Ama bugün bir şey anlamamı sağladı. Aynı evin içinde hem evlat hem koca olmak değişik bir durum. Siz benim hayatımdaki en önemli iki kadınsınız. Aranızda denge kurmak hiç kolay değil. Birine hak verdiğim zaman öteki buna bozuluyor. Ben aslında ikiniz de hep hayatımda olun istiyorum Aliye. Ama sorun yaşamanızı istemiyorum. Belki de sorun bende. Evlatlık ve kocalık arasındaki dengeyi kuramıyorum belki. Karın bugün sana bir söz verdi. Bir daha ikilem içinde kalmana asla izin vermeyeceğim. Sen önce onların oğlusun, sonra benim kocamsın. Zübeyir meselesine gelince...
Dayımın başına gelenlerin sorumlusu eğer oysa, o talihsiz kazaya sebep olduysa, nereye giderse gitsin onu bulur ve hak ettiği cezayı almasını sağlarım. Sen hiç merak etme. Kefaletle serbest kalmasını sağladığın adam, Osman Bey'in hayatını tehlikeye atmakla suçlanıyor. Öyle birine yardımcı olmak, bu eve yapılmış bir hakarettir. Osman Bey'i yok saymaktır. Osman Bey'e ve bu eve hakaret eden kimsenin de bu evde yeri yoktur. Bugün adımını dışarı attığın an bu evle olan bütün bağlarını kopartmış oldun. Ebediyete kadar Barkat Malikanesi'ne bir daha asla dönmeyeceksin. Sen eve girmek istiyorsan girebilirsin tabii. Ama ondan yana tavır alırsan sen de bu evden gidersin. Neler söylüyorsun anne? Bunu bize nasıl gözümü söyle? Gözümü bile kırpmam Zeyn. Kocamın onuru ve emniyeti söz konusu olduğu zaman ne gerekiyorsa yaparım. Osman Bey zaten büyük bir hata yaptı. Onu bu aileye gelin getirmesi çok yanlıştı. Ama bu onun hatası da olsa bedel ödemesine asla izin vermem. Yenge ben... Konuşma! Kes sesini. Burada oğlumla konuşuyorum. Hiç kimsenin sözümü bölmesine izin vermem. Tamam anne. Tamam anne. Tamam anne. Bu durumda ben de Alya'nın yanındayım. Tamam. Sen bilirsin oğlum. Yenge bekle. Ne yapıyorsun Zeyn? Ben ne yaptığımı biliyorum. Hayır. Ne yaptığını bilmiyorsun. Sen önce onların oğlusun, sonra benim kocamsın. Babam benim dayım olduğu için hayatımdasın Zeyn. Benim yüzümden bu aileden ayrılırsan, yaşadığım sürece kendimi asla affedemem. İyi bir eş, kocasının ailesiyle iyi ilişkiler içinde olmasına yardım eder. Daha iyi bir oğul, bir kardeş olması için. Git Zeyn. İçeri gir. Dayımın sana ihtiyacı var. Lütfen. Benim için yap bunu. Bu evi asla sensiz girmem ben. Mecbursun. Sevgimiz için Zeyn. Evliliğimiz için. Bu tertemiz ilişki için. Beni mutlu etmek istiyorsan
eve gir. Git ve görevlerini yerine getir. Biz ne olacağız peki? İlişkimiz? Suyunu verir misin? İç biraz. Su sana iyi gelir. Telefonun çalıyor. Galiba kocan arıyor. Zeyn. Neredesin Alya? İyisin değil mi? Tabii ki iyiyim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Dinle, doğruca ailenin yanına dön, tamam mı? Seninle orada görüşürüz. Bu evde birlikte olmayabiliriz. Ama bu hayatta beraberiz canım. Anneni üzecek bir şey yapma Zeyn. İkinizin benim yüzümden tartışmanızı istemiyorum. Bana söz ver Zeyn.
Lütfen. Söz ver bana. Sana söz veremem. Ama bunu denerim. O da canım isterse eğer. Ben babamın evine dönüyorum. Vardığım zaman sana haber veririm. Olur da bana ulaşamazsan üzülme. Ben seni ararım. Hoşça kal. Eşkıya.